Nereden başlayacaksın Murat abi? Konular çok. Bence isterseniz ilk önce bir diskalifiyelerden başlayalım. Biliyorsunuz Erman'la Fatma diskalifiye oldu. Erman'ın diskalifiye olmasının sebebi agresif tavırları. Fatma'nın diskalifiye olmasının sebebi sakatlığı. Sakın o konuya öyle girme. Çünkü geçen sene bunu çok ciddi tartışmıştık Murat abiyle burada. O demişti ki böyle bir olayda sakatlıktan dolayı yarışmadan ihraç edilen kişiye diskalifiye denmez demişti. Sen şimdi Fatma'ya da diskalifiye dedin. Oyundan ihraç edilen kişi diskalifiye olur. Bence de. Tamam şimdi o tartışma çok... E, Bence, çünkü hani girecek diye ben girecek <laughs> diye düşündüm sen onu söyleyince. Yok. Buyurun. Benim nereden ne zaman nereye gireceğim? sen nereden biliyorsun? Çünkü yapmıştım bunu hatırlıyorum. Tamam. Bak şimdi önce bir Erman'a başlayalım değil mi diskalifiye? Şimdi Erman... E, Erman'ın enteresan bir girişi oldu Survivor'a. Ben şöyle diye düşünmüştüm sükut füzesi gibi girdi yani inanılmaz bir giriş yaptı. Erman herhalde Survivor'a girmeden önce hani böyle patlamaya hazır mısır taneleri olur ya tavada. Hani böyle yağ dökersin pat patı, patı patı patlamaya başlar. O böyle o mısır taneleri gibiydi ve üzerine orada birileri yağ döktü. Yağ dökünce bu mısırlar pat 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 patlamaya başladı. Erman öyle bir giriş yaptı Survivor'a. Bu yüzden de enteresan lafları da var. Mesela şöyle bir şey söylüyor. Ben çok Yasin okudum ama sadece ölülerin arkasından. Oyunu kazanıyor. Kazandıktan sonra bu... Bunu... Yasin yeniyor. Efendim? Yasin, Yasin, Yasin yeniyor. yeniyor. Ve çocukta bir hiperaktiflik vardı. Ama ben yani çocuğu böyle çok 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 kötü bir yarışmacı olarak görmedim. Yani sonradan böyle ilk geldiğinde bir sempatikliği vardı. Benim hoşuma gitti. Fakat sonradan çocuk böyle bir araba... Hatta bir benzettik. Ha Sörlot'a benzettik. İyi bir çocuk dedik falan ama... Kötü çocuk değil bak. Yani Öyle bir şey diyemem. Kötü bir çocuk diyemem. Diskalifi olmuş olabilir. Yöneticilerin takdiridir. Ama ben çocuğa çok kötü bir çocuk diyemem. Ama Survivor'ın ortamını tam bilemedi. Adapte olamadı Survivor'a. Geldi inanılmaz böyle bir heyecan meyecan derken enteresan laflar yaptı. Sonra işte Yasin'le meşhur bir kavgası var. Ne var ulan diyor saldırsana ulan diyor. Sonra sen de bana saldıracak yürek var mı diyor. Filan Yasin'e fiziksel olmamakla birlikte ee, Tarih edici konuşmalar yaptı. Yasin bereket orada alttan aldı. Yoksa normalde Yasin eğer alttan almamış olsa bayağı aralarında bir kavga çıkacaktı ve bu kavga sonucunda da başka diskalifiyeler de olabilirdi. Bu yüzden gitti. Ee, i̇lerleyen günlerde hayatında başarılar dileriz. Geldi renkli bir yarışmacı olarak geldi ama çok 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 hızlı da gitmiş oldu. Melisa, ee, ben Erman'ın sinir kontrol sorunu olduğunu düşünüyorum ve bu kendini baskınlamaya çalıştık yani frenlemeye çalıştıkça kendi içinde büyüyor 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 ne oluyor en ufacık bir hani bir parlamaya kükrüyor. E zaten daha sen açlık görmedin. Daha özlem görmedin. Daha yeni yeni parkurlara çıkmayınız çıkmaya bak. İkinci oyun oldu değil mi bu? İkinci oyun. İkinci oyunu. Ama zaten e, yok üçüncü oyunu da oynatılmadığı zaman da oldu seçmedi karşı takım onu seçmedi parkurda çok mücadele yani edemedi. İkinci günden böyleyse ya bu ben bir ay sonra iki ay sonra düşünemiyorum psikolojik olarak çöktüğü zaman düşünemiyorum zaten hani bir sinir kontrol sorunu olduğunu düşünüyorum. Semih Erman iyi bir kardeşimizdi biz onun e, burada yarışmaya farklı bir giriş yaptığını hep söyledik. <laughs> er, Erman'ın bu tavırlarının e, tabii ki karakteriyle de alakası var. E, sinirsel bir yapısı var. Ama e, başka bir açıdan da bakacak olursak Erman'ın e, bu hareketlerinin e, sebeplerinden biri de e, yarışmaya sonradan katılmış olmasıdır. Yarışmaya ilk katılan kastan biri olsaydı muhtemelen bu kadar fevri çıkışları olmayacaktı. Kesinlikle katılıyorum. E, sonradan girdiği için e, yarışmaya sonradan katılan, yarışmada değil. Bir sınıf ortamına gidersin veya farklı bir ortama gidersin. Sonradan gelen e, kişiler oraya o e, oluşan gruba ayak uydurabilmek için bir şeyler yapmak zorunda olduğunu hissederler. Erman'da da bu psikoloji vardı. Çünkü Erman gelene kadar oradaki arkadaşlar e, belli bir yolu katettiler. Erman da geride kaldığını düşünüyor. Yarışta geride kaldığını düşünüyor. Çıkışlarla bir şey yapılması gerektiğini düşünüyor. Ve Erman da muhtemelen Survivor'ı iyi takip etmiş bir arkadaşımız şimdiye kadar. Geçtiğimiz sezonları iyi takip etmiş bir arkadaşımız her zaman yeni gelenin potaya direkt koyulduğunu farkında. Bunu biliyor. Bunu bildiği için bu çıkışlarla girdi bu işin içine. Ee, diğer yarışmacılarda da bunları gözlemleyebiliriz yeni ge gelen arkadaşlarda. Mesela e, yeni gelen öteki Ünlü arkadaşımız semre. var. Yunus Emre değil. Diğeri Berkan. Eğer, e, diğer arkadaşımızın ismi Berkan. neydi? Belkan. Belkan'da da farklı bir özellik var. Onu da birazdan konuşuruz. Bak, yani Ermanla ilgili, Erman ilgili şunu söyleyeyim mi? Ee, Murat abi beni iyi anlayacaktır Bazı milli maçlarımızda Bizim için çok önemli milli maçlar olur Ve biz o maça çok inanırız Bütün hayalimiz aklımızdan geçen onu kurgularız Maça bir çıkarız abi O kadar inanmışızdır ki Fevri hareketler yaparız tak bir kırmızı kart görürüz hmm. Oyunda futbolu oynayamayız Yani o duygularımız O inanmışlık o kendini ispatlamak Oyunun önüne geçer evet. Erman'da yaşanan problemi Sayın... tamamen bu şekilde görüyoruz Sayın Fıkar <laughs> Şey, bu inan, ziyade inanmışlık var ama onun e, bu göstermiş olduğu reaksiyonların bir sebebi de orada oluşan hegemonya. O hegemonya'ya karşı durmak istedi. Onun hoşuna gitmedi o durum. Orada çünkü Mert ve Murat abinin tabiriyle saz arkadaşları orada dizginlere Sadece o için, iş Mert'le saz arkadaşlarıyla başlamadı. Direkt gelir gelmez Yasin'le problemlere girdi. Şimdi Yasin sonradan yani. planlı olan bir karakter. Burada burada benim tespitlerim şu izin verirsen açıklayacağım. Survivor'a çok inanmış bir Erman gördüm. Ama kesinlikle kendi öfkesini kontrol edemeyen bir Erman gördüm. Doğruları söyleyen ama güzelce ifade edemeyen bir Erman gördüm. Yani aslında açık konuşmak gerekirse çirkince ifade eden bir Erman gördüm. Çıkışları, yükselmeleri, bir anda mahallede kavgaya tutuşacak gibi olan fevri hareketleri ve ada hayatındaki kontrolsüz sonuçta bu insanlar bir adaya bırakılıyorlar ve orada 24 saatlerini beraber geçiriyorlar. Orada kimse kontrolsüz bir insanın var olmasından bir kere güvenlik açısından insanlar bu durumdan huzursuz Aynen olur. Evet. Kadınlar bu durumdan aşırı şekilde huzursuz olabilir. Erman bana sorarsanız geldiği ilk günden itibaren zirveye doğru hamleler yapmasına rağmen bak zirveye doğru hamleleri de kendi yaptı ve hak etti. Yalnız zirveden aşağı düşmeyi de kendi yaptığı hareketlerle hak ettiğini Şimdi düşünüyorum de... yani. Buyurun. Bu konuşacak herhalde. Murat abicim, <laughs> bu da bu e, konu giremediğim yerler var da o yüzden. Ne yapayım Diskalite. abi sen giremediysen biz seni mi dinleyeceğiz akşama kadar? Murat abicim buyurun ne? ben vereceğim sözü Semih'e. Yok konuşsun o bu akşama konuşmak istiyor sürekli abi. Tabii buyurun abi, bir şey demeyeyim o zaman. Hayır bana soruyorsun o konuşuyor. Bunu Fark ettim anladım. o ben beni de kendimi ifade etmeme anladım. izin vermedi. E, siz de, ben bana vermediniz günaydın. şey anlatırken <laughs> hep kestiniz ya. <laughs> şey... En uzun konuşan siz olduğunuz için şey olabilir mi? Bana soruyor sen giriyorsun o enteresan. Evet. Evet. Bana mı sordun? Siz tamam. <gülüyor> eğer <gülüyor> izin verirse gireyim bana sorduysan evet. Şimdi ee, Erman'la ilgili anlatmak Erman ilgili, ilgili ifade edebildim mi yani? Ettin ettin, sen güzel ettin. Şey Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim Erman'la ilgili. Erman'a bir kere Survivor'a gitmeden önce yanlış gaz vermişler. Kimle konuştuysa, kimle görüştüyse kendi daha bir Survivor'ı analiz etmiş ama aslında yanlış gaz vermişler. Erman'a demişler ki sen oraya git. Orada sessiz kalırsan bir şeyler yapamazsın. Orada bağır çağır dikkat çek demişler ama Erman dozajı ayarlayamadı. Kesinlikle. Anladın mı? Yani şimdi Erman'a arkadaşları, dostları, akrabaları git oraya Survivor'da bir şeyler söyleyeceksin. Etkisiz kalma, kenarda oturma. Haydi oğlum sana güveniyoruz git oraya. Balkanlar malkanlar geldi ya öyle bir havayla geldi ve orayı böyle bir tozunu dumanını at demiş kim dediyse. Bekozini vurmuşlar Erman'a. Ama Erman'ın iğne kaldı burada. Yani iğneyi vurmuşlar. Ama iğne içeride kalınca... Sindiremedi. Efendim? Sindiremedi. i̇ğne kaldı ve iğneyi çekmezsen o ilaç devamlı gider içeri. Öyle bir iğne vermişler. Vurmuşlar, vurmuşlar. Çocuğu yollamışlar oraya. Çocuk da tecrübesizliğinden, Survivor'ı daha önce tatmadığından öyle bir girdi ki dozajı ayarlayamadı. Halbuki dozajı ayarlasaydı bana göre orada etki yapabilen bir yarışmacı olurdu. Dikkat çekerdi. Herkesle Erman'ı konuşurdu yani ama size dozajı ayarlayamadı. söyleyeyim. İçeriye girdiğinden beri en gerçekleri ifade eden yarışmacı oldu. Ama ne söylediğin değil nasıl söylediğin daha önemli. Yani... Şu, laf, şu laf çıktı ortaya işte doğruyu söyleyeni 9 köyden kovdular. Ama işte doğruyu söyleyeni 9 köyden kovmadılar abi. Orada ifadede çok büyük problemler var. Yani çıkışlarda çok büyük problem Çıkışlardan var. Çıkışlardan bahsetmiyorum ben. Ağzından çıkan. Bir dakika bir şey söyleyeceğim sana. Çıkışları tabii ki kötü. Evet. Ve hatta orada birisi bir laf etti. Dedi ki kadınlar korkabilir dedi Ersin bundan. Ersin dedi. Kim? Ersin. He, demek ki orada bir hafif bir şey duyul yani oldu ki tedirgin oldu belki yani kadınlar. çünkü belki her şeyi biz görmüyoruz. Bu laftan onu ben hissettim. Yani kadınlar da demek ki kadınlar da bir korktu veya birkaç kadın dedi ki Ersin'e mesela ya kardeşim bu bağırıyor biz korkuyoruz falan dedi. Öyle bir şey oldu. Şimdi zaten e, yetkililer eğer bir şey hissetmeseler çok önemli diskalifiye etmezler. Çünkü neden? Bana göre bizim görmediğimiz şeyler de var. Çünkü neden? Baktığı zaman... Her şeyi görmüyoruz. Tabii Survivor'da mesela bugüne kadar bu Erman kadar çıkış yapan olmadı mı sanki hiç? Oldu. Ama Erman'ın bir şey oldu yani. Erman'ın bu orada bir şeyler oldu. Bu çocuk böyle ortalık mı karıştırdı? Ne yaptıysa ya bilmiyorum sebe yani. Sebebini söyleyeyim. Ee, şimdiye kadar ki izlediğimiz sezonlarda Erman'dan çok daha büyük agresyonu yükselten arkadaşlarımız oldu. Diskalifiye de edilmedi bu arkadaşlarımız. Erman niye diskalifiye edildi? Bunu sosyal medyada tartışıyorlar. Ben görüyorum. Sebebi çok açık. Diğer izlediğimiz, diğer sezonlarda izlediğimiz olaylardaki arkadaşlarımız belli bir noktada başlayıp olayı tırmandıra tırmandıra bir yere getirdiler. Merdiven gibi düşünmek lazım. Evet tırmandıra tırmandıra ve e, o olayın e, atmosferinde o oralara gelmiş olabilir ve e, o arkadaşlarımızın bir hikayesi vardı. Yaşanmışlıkları vardı. Kesinlikle hikaye çok önemli. Bardak bir yere kadar dolmuştu. Ama Erman daha yarışmaya yeni katıldı. Hiçbir e, arkadaşımızın arasında bu denli e, ciddi çatışmalar yok. Artı şeyde Erman'ın yani Erman'ın problemi şu. Erman bir olaya direkt 5. vitese takarak giriyor. 1, 2, 3, 4, 5 öyle çıkmıyor. E onu yapınca insanlar tedirgin oluyor. Ve Erman'ın söylemleri şu. Yasin'e laf atıyor. Ben Yasin okurum ama sadece öğlenin arkasından diyor. Yasin'e tepki gösteriyor. Çünkü ters bir şey söylemiyor. Ne dediği de anlaşılmıyor. Erman diyor ki gelsene gelsene. Hani hep bir kavgaya, kavgaya davet ...var, hep bir davetiye çıkartıyor kavgaya... ...olay çıkartmaya yönelik tutumları var... ...artı... E, ...seremonide Erman'a söz veriliyor... ...Erman kendini ifade etmeye çalışırken... ...yandan sözünü kesiyorlar... ...haklı... ...saygısızlık yapmayın diyor, ben hmm. konuşuyorum diyor... ...ama birden normal sakince konuşurken... ...bir bağırmaya başlıyor... İnsanlar korkuyor oradan... ...çok tuhaf tepkileri var... ...sinirsel bir takım problemleri var Erman'ın... ...onları kontrol edemiyor, kontrol edemediği için... Bu bize geç, gelecekle ilgili sinyaller veriyor. O sinyalleri verdiği için ağzından da tehditvari sözcükler çıktığı için biz bunun önlemini almak zorundayız. Maalesef ki bir değil, iki değil, üç değil. Erman kendini kendi kendini yakmış oldu kusura bakmasın. Yani orası onu tehdit ederim, bunu yaparım, şöyle yaparım, böyle yaparım, bağırırım, çağırırım, böyle yaparsan bunun önüne geçilir. İlla fiziksel bir temas olmasına gerek, gerek yok. Kesinlikle Melisa. Ya aslında şimdi Mert de bakıldığı zaman gerçekten kaba bir yarışmacı küfürler lan lan hani lanlanlı konuşuyor bir bayana karşı. Erman'a baktığımız zaman sadece bir ses yükseltmesi var. Evet siniri var. Ama biz mesela aday içinde kameraların gördüğü ve görmedi bizim izleyip izlemediğimiz tarafları da var. Yani tamam sen bir kabasın sesini yükseltiyorsun şey yapıyorsun ama belki Erman'a hani aday içinde bizim görmediğimiz taraflarında etkisi eleman gibi davrandıkları yüzünden de psikolojik olarak belki baskın karakteri olduğu için Hani bunu kendi içinde sindirememiş olabilir. Zaten senin problemi var. Anlatabiliyor muyum? Evet, evet. Ben kesinlikle katılıyorum sana. Şöyle, yani Erman'ın problemi şu. Her an sinir krizi geçirecekmiş gibi duruyor. Şimdi mesela biz de masada bir şeyler konuşuyoruz, tartışıyoruz. Diyelim ki ben sana katılmadım Murat abi, sana katılmıyorum. Başka bir test ödüyoruz. Sen şimdi sen burada sinir krizi geçirip kendi öf, kafana öf, vurup... Öfke kontrol sorunu var. Şansın. Var. Yani. yani bu bir... Bunu da çok eleştirilecek de bir durum yok çünkü o çocuğun bir psikolojik bir durumu yani. Ama yine de burada bence iş arşa çıktı. Yani sonradan katılması, Survivor'un içinde kendini ispatlama çabası, dış mihraklar <laughs> dediğin gibi, Semih'in dediği gibi. Ve onunla beraber öfkesini de kontrol edememesiyle beraber yani çok yanlış bir araya gelince ortaya bu sonuç çıktı. Şimdi mesela Erman şu anda çıktı, sakinleşmiştir. Yok yok Erman Buraya bu gel kontursa, gelse mesela... Pamuk gibi olur yani olur. orada o hava onu bir şey yaptı Semih bir şey dedi demin ee, Erman bağırdı ya hani ne dedin sen sesini mi kestiğe bağırdı değil mi yanda birinin? Tabii yerine. tabii ben, ben Sesini dedim. kes dedi ben konuşuyorum filan dedi bağırdı o arada benim de dikkatimi bir şey çekti Ersin diyor ki e, o bağırınca kenara Ersin'e mi bağırdı genel bir bağırmaya yani Ersin'e sadece ben Ersin'e yani, bağırdım yani. genel bağırdı. Ersin üstüne alındı orada yani sadece Ersin'e söylüyormuş gibi zannetti. Evet. Ersin de orada bir laf etti. Diyor ki Ersin suç bizde araya giriyoruz bununla ilgili yoksa bunun ağzını bunu kırarlar. Evet. Şimdi ben o zaman Ersin'e bir laf söyleyeyim o zaman burada. Şimdi Ersin suç bizde araya giriyoruz yoksa bunun ağzını bununu kırarlar diyorsun güzel de sen orada bir büyüksün demek ki araya girmesini o zaman araya girebiliyorsun. Hı hı. Niye peki madem bu kadar araya giriyorsun da kendinden çok yaş ufak bir kadının o kadına küfür ettiğinde niye araya girmedin? Ben de onu soruyorum Ersin'e şimdi buradan. Madem sen her şeyde araya giriyorsun diyorsun ki ağzını burnunu kırarlar bunun diyorsun. Güzel. İyi ki girmişsin Ersin. Orası tamam. Ama madem giriyorsan koskoca bir kadına kendisinden çok yaş ufak bir kadının küfüründe o zaman Ersin o zaman da girecektin madem. Niye girmedin o zaman? Bence o da Derya veya Tuğba Melis'in gitmesini istediği için çok olaylara müdahale ediyor. İşte ben de onu diyorum sana. İşine gelince giriyorsun, işine girince gelmiyorsun. Olay Derya'ya olunca hiçbiriniz girmiyorsunuz, başka şeylerde giriyorsunuz. Yani takımdaşlık, takım hani diyorlar ya takım, takım, takım şeyler, ünlüler. Hep biz takımız, biz takımız. Takım bakım daha olamadınız. Olamadığınızın... Birazdan neden olamadığınızı da söyleyeceğim söz gelince. Mesela acaba e, düşünüyorum da Furkan kendilerini bayağı büyük bir rakip olarak görüyorlar mıydı Erman'ı? Potansiyelin farkındalar mıydı ya da bence farkındalardı? Ya şimdi potansiyel derken çok büyük bir potansiyel orada yani o kontrolsüz bir güç gibi de o kadar ciddi bir rakip olarak gördüklerini zannetmiyorum Erman'ı açıkçası. Semih? Arkadaşlar benim bazen bazı kişiler benim tarzımı sever sevmez bazen sert konuşurum bazen yumuşak konuşurum ama ee, şöyle Ben kendimi değiştiremem Benim karakterimle alakalı bir şey bu Yani Ne kadar zorlasam da yapamam Söylemek zorundayım Bir haksızlık gördüğüm zaman ben çok rahatsız oluyorum Adil davranılması gerekiyor Ersin Şimdiye kadar ben Ersin'e negatif bir şey söylediğimi hatırlamıyorum Ama Burada Negatif söylemleri e, Kabul etmek zorunda Ersin Çünkü Annesi yaşında kadına küfür ederken Aycan'ın sırtını sıvazladınız, sesinizi çıkarmadınız. Ale iyi bir olay bir de. Erman size küfür etmedi. Sesini yükseltti sadece ve haklıydı dedi ki: "Ben dedi konuşuyorum. Ben sizi bölmedim. Siz niye beni bölüyorsunuz?" dedi. Sadece çıkışı yanlış ve gereksizdi. Sadece bu çıkışından dolayı Ersin gidip diyor ki: "Biz bıraksak ağzını burnunu kıracaklar. Suç bizde. Hem abi diyor hem saygısızlık yapıyor." diyor. E şimdi Ersin, bu pozitif ayrımcılık Doğru olmuyor. Burada pozitif ayrımcılık yapıyorlar. Neden? Çünkü derya, derya sizinle arkadaş olmayabilir. Deryayı göndermek isteyebilirsiniz. Ama bu şekilde değil. Bu şekilde davranırsanız, birileri küfür ederken siz de onun sırtını sıvazlarsanız, siz de aynı şekilde suça ortak olmuş oluyorsunuz. Ersin, e, o Aycan nasıl suçluysa, e, hata yaptıysa, annesi yaşında bir kadına küfür ederken, aynı suça orada susanları da ben ortak görüyorum. Ersin. Ondan sonra şey Mert, Mert de dedi ondan sonra özür dile doğru olmadı falan filan dedi ama i̇şte sonrasında hani. geldi konu oralara geldi de öyle akıl verdiler. Ki ondan sonra Aycan da bugün söylüyor diyor ki ben keşke özür dilemeyecektim Mert araya girmese özür dilemezdim zaten diyor. Kız hala yaptığını haklı görüyor ama Mert araya girdiği için özür dilediğini söylüyor. Pes doğrusu hiçbir şey söyleyemiyor. Çünkü orada bir grup psikolojisi de var diyelim. Pes